Selam canlarım, merhabalar. Gördüğünüz üzere saçlarım fazlasıyla aktı. Saçlarımın hem dip boyasını yapacağız, bir sürü boya aldım. Hem de renk tazelemeye için geçici boya deneyeceğiz. Size göstereyim derken bir tanesi kırıldı. Bu bizi geriye attı. Bu bizi geriye attı bayağı. Neyse arkadaşlar, aman bir daha göstereyim hadi ya. Of, gösteremedim ki düzgün. Her şey düşüyor. Şöyle farklı renkli geçici boyalar aldım. Biliyorsunuz bakırken geçici boyalarla saçımı rengini sürekli tazeliyordum. Şimdi hem kızıla geçerken bir önce yıprattık. Hem de son cilasını yine kalıcı boyayla yaptım. O da birazcık yıprattı. Saçlarım bu süre biraz yıpranıyor. Bu hoşuma gitmiyor. Kalıcı boyayı saçımın altlarına sürmeyi hiç sevmem. Nefret eden biriyim. Onun için eğer uydurabilirsek şöyle bir geçici boya formülasyonu düşündüm. Bu sefer farklı bir renkte, farklı bir marka denedim. Omega Plus diye bir marka. İlk kez deneyeceğim. Kefil değilim, bilmiyorum. Reklam da değil. Şimdi Deep Red. Koyu kırmızıdan iki tane aldım. Bir magenta aldım, bir de mor aldım. Bunları azar azar karıştırıp böyle morumsu, böyle yani yoğun, birazcık koyu, güzel bir böyle cherry red gibi, vişne çürüğü gibi, şarap kızılı gibi öyle bir hafif morumsu tınısı olan bir kızıl istiyorum. Evet, şunları şimdilik şuraya koyuyorum. Şu an için işimiz yok zaten. Tartımı çıkarayım. Boya şeylerimiz çıksın. 20 volümü de çıkaralım. Tamam. Şimdi önce bir saçlarımı tarayayım. Önce dip boyasını yapacağız. Sırayla zaten sonra bakarız duruma artık. Makyajım rezil durumda. Şu an gecenin kaçı görüyorsunuz. Ekranım biraz kirli ama gecenin 12.30. Bugün kızlarla kahve içmeye gittim. Ondan sonra döner dönmez boyayacaktım. Uyuyakaldım. Ya uyanıp uyanmış makyajım. Bu ondan biraz çok iyi de olmayabilir ama silmek de istemedim. Zaten saç boyadıktan sonra duşa gireceğiz. Ama şöyle hafif bir makyaj çıkmak istedim. Hep saç boyama videolarında makyaj çıkıyorum karşınıza. Evet, saçımızı güzelce taradık. Şimdi bir kağıt kalem getireyim, formülasyonumuzu not alalım mı? Gerek yok mu yoksa ya? Çok mu abartıyorum? Ya yani büyük ihtimalle zaten bir dahaki boyada da hatırlayamayacağım. Abartmayı seviyorum biliyorsunuz ama hani düzenli programlı olmanın ayarını kaçırıyor muyum? Bilmiyorum. Hadi getireyim bir kağıt kalem. Elime yapışmaz. Getirdim canlarım. Geçen dip boyaması yaptığım renklerin aynısını aldım ama bu sefer daha fazla 5-66 koyacağım. Bu biraz daha şarap kızılı. 66-46 var elimde, bir de 77-44. 77-44 en kırmızı yapan renk. Şimdi önce 5-66'yı açacağım. Saç diplerime benim 1,5 kutu falan yetiyor. 5 numara. Bu arada deli gibi beyazlarım çıktı. Baksanıza, görebiliyor musunuz? Saç boyama saçları gerçekten beyazlatıyormuş. Bununla alakalı bir çalışma okumuştum bu arada. Ben de tabii kaç senedir saçlarımı deli gibi boyadığım için beyazlarım arttı. Ama zaten ömrüm boyunca yani boyamayı düşündüğüm için çok önemsemiyorum. Ama eğer siz önemseyen biriyseniz aklınızda bulunsun. Bazen bana soruyorsunuz saç boyama beyazlamayı arttırıyor mu diye. Arttırıyor aşkım. Ne tabi. Evet, şimdi ben bunun bir dakika şu kaçmış? Kap tek başına 34. Fırçayla 48. Tamam, bunları bilelim be. Bu baseline'ları bir bilelim be. Tamam. 5 kaç bu? 5.66 şarap kızılından 34 koydum. Şimdi şeyi düşündüm. Aslında dip rengim aşırı önemli değil. Zaten tazeleme yapacağım. Dip kısmına da yapacağım. Onun için 5 numara şimdi. Renk açıklıklarını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama hemen anlatayım size. 5 numara daha koyudur 7 numaraya göre. 10 numara platin sarıdır saç seviyelerinde. 1 numara ya da 0 var mıydı bilmiyorum. 1 numaraydı herhalde. Siyahtır. Yani 5 numara onun için biraz daha koyu bir renk. Şimdi diplerin biraz açılmasını istiyorum. Çok koyu kalsın da istemiyorum. Kızıl rengin tutması için. Onun için şey yapacağım. Aynen 66 ve 7'den de biraz koymam lazım. Tamam, şimdi total olarak 5-66'da 36 ml koydum. Bu sadece dip boyası. Onun için 1,5 ya da 2 tüp benim saçıma yetiyordu. Sadece diplerime. Şimdi 2 tüp anca yeter. Diplerim biraz fazla şey uzadı. Fazla uzun zaman bekledim. Bir ayı geçirdim sanırım. Ay şurada. Ters taraftan çıkartmışım. Çıkmadı. Sinir oldum. Neyse. Sakin ol kardeşim. 6.46'dan yani toplam 100 ml'lik boya koymam lazım. Ben daha 3'te 1'ini koydum. Biraz az koyduk be. Sıfırlamayı unuttum. Neyse çıkarırız 36'dan toplamını. 49 olmaz biraz. Kaç oldu? 54 olsa hadi biraz daha. Heh, bu kaç oldu? 55. Hadi onu 56 yapalım. Aynen. 6, 66, 46'dan. Ay beni
Şöyle yapayım siz biraz daha. Sen şuradan da daha iyi görürsünüz. Aynen. Hem birbirimizle daha iyi bir konuşma ortamımız olur. 66-46'dan 56 oldu. 20 ml koydum. 56 ml koymuş oldum. Arkadaşlar 5-66'dan biraz daha koyacağız. Tabii. Çok koyu kalır mı saçım ama kalır. Onun için öyle yapmayalım. Ay gözüm seyiriyor bu sıralar. Uyku düzensizliğinden büyük ihtimalle. Şimdi gece geç saatte boya yapıyorum ya bak yine hafif hafif seyiriyor. Başladı yine tık tık benim göz. 7.77'den. Yok. 7.44. 77.44'den. Ay dil alışkanlığı. Senelerdir 7.77 diyorum. 20. 26 ml. 77. 44'ten 26 ml koyduk. Toplam kaç etti? 56. 80. 1,5 etmedi. 1,5 etmedi. O zaman 66-46'dan biraz daha koyacağım. Aşk. Alevi de güzel bir renk çünkü. Ay 26'dan çıkaracağız. Kız yine darasını almayı unuttum. 26'dan çıkaracağız koyduğumu. 39. 39'dan 26 çıkarsa 13. Artı 13 20'den. Yani 33 oldu. 36 daha. 3, 9, 99. 99 daha. İyi. 1,5'a yakın etti. Hadi biraz daha 70. Biraz daha 5 koyacağım ya. Bir şey diyeceğim. 36, 11 daha. 47. Tamam koymuşken tam 50 yapalım. Bir tüp komple 5 koydum. Ne kadar sağlıklı bir şey yaptım bilmiyorum. 12, 48 etti. 12 ml çıkaramıyorum kutudan. Çıkmıyor arkadaşlar. Neyse çıktığı kadar. Yani bir tüpün hepsini koydum ama 48 ml etti bendeki. 50 ml etmedi. Tamam. Kötü bir karışım yaptım bu arada. Biraz daha 77 koyacağım. Çok koyu kaçacak gibi hissettim. Aynen. Tamam. 10 ml daha koyacağız. 12 ml. Yani 38 ml. Güzel. Güzel oldu. Arkadaşlar son boya kombinimi söylüyorum. Ekran görüntüsü alın. Bu arada Bahçeşehir Üniversiteli değilim. Bu bir arkadaşımın kongreye gittiğinde getirdiği kağıttı. Şeyde Bahçeşehir Üniversitesi'nin kongreye gitmişti. Çok önemli değil, değilim yani. Niye bilmiyorum bu bilgiyi niye söylemek istediysem. Ankara tıplıyım. Gururlu bir Ankara tıplıyım. Bugün Ankara tıp boyama tişörtümü giymediğim için belki de kendimi kötü hissettiğim için söyleme gereği duydum. Neyse. Ekran görüntüsü alın. Tekrar söylemeyeceğim. Sonra şimdi totalde hemen hesap makinesi. Kız dudaklarım çok kuru bugün ya. Neyse hesap makinesi. Aşkım 48 artı 33 artı 38. 119 ml. Hadi onu yuvarla. 120 ml'e. 120 ml şey koyacağız. Oksidan. Şimdi ben yarı yarıya yapacağım. Çünkü beyazlarım da çok fazla. Geçen 20 volümlük oksidanla çok ağırlıklı yaptım. 30 volümden çok çok az koydum. 3'te 1 bile değildi. 4'te 1 30 volüm koydum. Kalan 20 volüm koydum. Diplerim çok açılmadı. Beyazlarım çok iyi kapanmadı. Biraz hızlı aktı özellikle dibim. Ondan 30 volüm biraz daha fazla yapacağım. Şimdi dur başlayalım. Başlayalım hayatım. Bu rengi güzel bir tutturayım da bir reels çekeyim diye bekliyorum. Güzel tutturamadığım için hala bir reels çekemedim. Onun için YouTube şeyi yapıyorum. Bakalım. Bak bundan da 42 ml çıkarabildim. 8 ml duruyor içeride. 44 çıktı. 45. 5 ml şu kenarlarda duruyor. Neyse. Şimdi 45 ml 30 volüm. 20 volümden de kalanını 20 koysam olur sanırım. 120'ye tamamlamak için... 75 ml'de o olursa yüzde kaç oluyor? %20'de 45 ise yüzde kaçtır? %37,5. %37,5'luk bir 30 volüm dibimi açar mı? Deneyelim. Deneyelim yani. Geçen 1/4'lük bir oran yapmıştım. Çok açmamıştı. Benim saçlarımın koyuluğunu da görmeniz için tam şöyle göstereyim bakın. Odaklasın, netlesin bekle. Tam samara yapayım kendime bak. Bak. Aşkım koyudur yani benim saç diplerimde. Hani bu bir çalışma niteliğinde olur. Bakalım %37.5'lik bir 30 volüm saç diplerimiz açıyor mu? Göreceğiz. 44'tü 120'ye tamamlıyorum. Tam 120 ml yaptık. Aşkım boyamız hazır. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. İstediğim kızılı tutturamadım. Geçen boyamamda da mesela en ilk boyamamda da tam tutturamamıştım. Ama geçici boya asıl gösterecek. Yani en çok geçici boyaya heyecanlıyım. Bu da dibimi açacak mı diye heyecanlıyım. Yüzdesini görmüş olduk. Gereksiz yere saç yıpratmayı ben sevmiyorum. Beni senelerdir takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ben gereksiz yere saç yıpratmaya aşırı karşı biriyim. Özellikle sadece 30 bölümün asla yani simsiyah, inatçı siyah, çok kalın telli saçınız yoksa hele hele sadece 30 bölüme bence hiç gerek yok. 20 bölümle her şey hallolur. 20 bölümle biraz daha uzun süre bekletebilirim de şu an gecenin körü diye. Mesela 30 bölümle yarım saatte açtığınız saçı
20 volümle 1 saatte açarsınız gibi böyle bir hani doğru orantı yapabilirsiniz. Kuaförler beklemek istemiyor. Hızlı etki görmek istiyor. Saatlerce bir müşteriyi bekletmek istemiyor diye hızlı hızlı açıyorlar. Kutu boyalar da daha kontrollü olsun. Herkesinki tutsun, yok benim saçım tutmadı olmasın diye. Çünkü deneme yanılma biraz. Herkesin saç tipi de farklı. Dur şunu iyice bir karıştırayım kız. Ay kutu şeyim küçük geldi. Sinirlerim bozuldu. Biraz daha büyük bir şeye ihtiyacım var. Saç boya kabına. Gıcık oldum. Neyse. Geçen boyamalarım da biraz fazla dağınıksın. Artık evime de daha temizliği yapıyorum. Yıllık izinde olduğum için. Evim de tertemiz oluyor. Her şeyimi de düzenli tutuyorum. Artık her şeyi silip silip kaldırıyorum. Ev hanımlığı deyince de ben. E tabi. Kaldıralım. Mis. Oh. Ama çöpümü fırlatıyorum. Öyle bir ev hanımlığı. Kokmaya başladı. Işırdamayan eldiven var mı diye bakıyorum. Bir ara ben çok güzel lateks eldivenlerden giyiyordum da uzun zamandır almayı unuttum. Bitti onlar. Elimde de deli gibi şu kutuların içinde çıkanlardan var. Sanki bu çok ışırdamıyor hayatım. Zaten boyarken çok konuşmayız. Boyama kısmında çok konuşacak bir şey yok açıkçası. Bir deneme bu video. Göreceğiz. Ben arkadan Avrupa yakası açacağım. Zaten çok da konuşacağımızı düşünmüyorum. Çok ses çıkarmıyor ama. Konuşursak da arkadan azıcık bir Avrupa yakasını tolere edersiniz diye düşünüyorum. Sıkılıyorum çünkü hayatım. Saç boyarken bir şey izlemeyince sıkıntıdan patlıyorum. Ve bugün saat 1 olduğu için aşırı konuşma modunda da değilim. Arkaya bir müzik mi eklerim, konuştuğum kısımları mı koyarım inanın bilmiyorum. Ve arkaya ama Avrupa yakası açacağım. Baksana nasıl aktı. Aşırı inanılmaz fazla aktı saçlarım. De bu sıralar saçlarıma ekstra bir sürü bakım yapıyorum. Mesela saçlarımı yıkamadan önce artık 2 günde bir yıkıyorum. Çünkü bu yağ falan uyguluyorum. Yağ ya da işte salisilik asit, glikolik asit gibi şeyler uyguluyorum kafa derime. Bir yağ uyguluyorum. Bir yıkamamda, bir yıkamamda da glikolik asit falan şey yapıyorum. Onların temiz saç uygulanması gerekiyor. Benim saçım 3. gün gibi yağlanmaya başlıyor. Onun için 2. günde artık yağlanmaya tam başlayacak gibi hissettiğimde saçımı yıkıyorum. 2 günde bir saç çıkıyorum sıralar. 2. gün işte yıkamadan hemen önce ya bir yağ sürüyorum saç tiplerim uçlarına. İşte 1 saat, 2 saat, bazen 3 saat yani. 4 saatten fazla bekletmiyorum hiçbir şey ama. Bekletip yıkıyorum. Güzelce masaj yapıyorum diplerini. Salisilik asit, glikolik asit sürdüğüm zamanlarda yağlanmasını biraz da geciktirmek istediğim için. Salisilik asit öyle yapıyor. Çünkü glikolik asit de saç kafa derimde benim dermatit var. Ona çok iyi geliyor. Benim kafam seviyor. Yani sizdeki dermatite iyi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Benim dermatitime glikolik asit iyi geliyor. Neyse öyle işte. Bunları bir deniyorum bu sıralar. Saçlarımın çünkü birazcık inceldiğini fark ettim. Biraz kopuyor gibi. Bir de özellikle son dedim ya son 2-3 boyamada falan kızıl rengi tutsun diye kalıcı boyayla boyadım. Kırıklarımın bir tık arttığını fark ettim. Çünkü büyük kesim yapmak iyi oldu. Büyük kesim yapmadan önce biraz yıpranmış haldelerdi. Biraz ekstra bakımlar yapılıyor. Yeni bir ısısız dalga metodu deniyorum. Belki onu da bu videoda gösteririm size. Öyle yani aşklarım ondan. Ben bunu niye anlattım size şimdi? Bir şey için anlattım. Saçlarıma bu sıralar bakımlarımı arttırıyorum. Belki de bunu demek için anlatmışımdır. Ne için anlattığımı hatırlayamadım. Hadi başlayalım boya. Boyarken bu arada tam şuradan başlamıyorum ama birazcık şu kısımdan başlıyorum. En önden başlıyorum ben boyamaya. Niye bilmiyorum. Aslında alttan başlasam daha iyi. Eskiden ona da dikkat ediyordum. Üstler daha uzun sürüyor. Alttan başlayayım. Alttan da değil tam ortadan başlayacağım. Böyle başladığım yeri de arada değiştiriyorum. Çünkü boya orada daha uzun süre kaldığı için şey oluyor. İlk boya sürdüğün yer biraz daha yıpranıyor. Sonuçta ya kuaförde falan saçını boyatıyorsan şey yapıyorlar da bizim böyle bir imkanımız olmuyor. İlk boya sürülen yer süresi bitince yıkayabiliyorlar da biz burada tüm saçı tek seferde yıkıyoruz yani. Onun için bu sefer şu kısımda eskiden ortadan başlıyordum. Bayağıdır ortadan başladım. Bir ara aşağıdan başlamaya başladım. Şimdi son zamanlarda da hep üstten başlıyordum. Şimdi ortadan başlayalım. O başladığınız yeri arada bir değiştirseniz iyi olur. Buradan boya iş mi görün diye. Saç boyama işini ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi bu arada. Hepsinin eşit beklemesi için ondan biraz sızlanmaya çalışıyorum. Normalde bu kadar aşağıda boyamıyorum biliyorsunuz. Sadece diplerimi boyuyorum. Ama bu sefer geçen boyamam çok iyi tutmadığı için biraz daha aşağılara getirerek boyadım.
farklı bir taktik yaptım bu sefer. Böyle böyle öne geliyorum. Daha pratik. Daha güzel oldu. Tüm saçımı 26 dakikada boyadım arkadaşlar. Şimdi şöyle arkaya doğru toplayacağız. Kalan boyayı biraz bol bol sürdüm. Kalan boyayı şurada yaptığım gibi böyle perifer kısmı etrafına şu kadar falan boyam kaldı. Aşırı da değil zaten. İyice yedireceğim bol bol. O kenarlar çünkü benim için çok önemli. Bu kadar kaldı. Ay, güzel. Kaşlarımızı boyasak mı aynı renkle? Çok mu abartı olur? Tamam, şimdi bunları atıyorum. Buraya biraz dursun. 45 dakika bekleteceğim. Sayacımı kurdum. Bu çöpe. Şimdi aşklarım. Makyajımı sileceğim. Hem şu yüz çevresini silmiş olacağım. Ondan sonra da kaşlarımızı boyayalım. Kaşları boyarız. Aynen. Olacak ya. Ya rimelimi silmeye uğraşamayacağım. Lens var gözümde çünkü. Lensi çıkarmam lazım rimel için. Miseler suyla. Boyalar da gitmiş olacak. Takke düştü. Kel göründü. Sildim makyajımı aşkım. Hiçbir şey de sürmedim. Şimdi vazelinle kaşlarımı çerçeveleyeceğiz. Şuralara çerçeve yapacağım. Çünkü deriyi de boyuyor. Koyu renkler. Bu renkler. Derimin şurasına bu sürmedim mesela. Orası şey olacak. Çok önemsemedim ama. Hazırız. Kaç dakikam kaldı? 35 dakika kaldı. Kaşlarımı da 15 dakika sonra bir kontrol edeceğim. Tutmuşsa yıkayacağım. Tutmamış sebebi 5 dakika daha bekleteceğim. Öyle yapıyorum yani. Bazen yarım saate kadar beklettiğim bile oluyor. Bazen tutmuyor. Niye bilmiyorum. Şu boyayı falan yıkayacağım. Yani daha fazla kullanamayacağım. Çünkü şu kadarcık boyamız boşa gitti. Şimdi aşklarım hepsini yıkayacağım. Tamam. Canlarım bir poşet geçireceğim. Bekleyeceğim. Yıkayıp geleceğim. Geldim bebeğim. Saçlarımı yıkadım. Şuralarım çok boyamıştı. Oraları yağ bazlı temizleyiciyle güzelce böyle masaj yapa yapa çıkardım. İşte maksimum bu kadar çıktı. 1-2 güne çıkaramam. Saçlarıma hiçbir saç kremi sürmedim. Güzelce şampuanladım. Geldim. Şimdi renk karışımımızı ayarlayacağız. Önce şöyle bir tarayayım güzelce. Bir şey diyeceğim, dipler aşırı iyi tutmuş baksanıza. 45 dakika beklettim tam. Sonra bir sıyırdım baktım boya tam tutmuş gibiydi. Valla olmuş, dipler aşırı güzel tutmuş, beğendim. Güzel. Bir de renk böyle hani yapay aydınlatma ve güneş ışığında aşırı farklı oluyor. Geçen mesela saç boyamını güneş ışığında size rengi çok göstermediğimi fark ettim. Direkt burada göstereyim. Şimdi burada da daha kızıla yakın duruyor bu renkler. Yarın sabah da güneş ışığında da göstereceğim bu sefer. Saçlarım ıslakken direkt boyayacağım. Saç kremi sürmedim dediğim gibi. Bunun içine boyayı karıştıracağım. Sonra diluye etmek istersem saç kremiyle karıştıracağım. Önce dümdüz boya. Şimdi Cherry Red'den birazcık. Gramaj ölçmeyeceğim. Ölçelim mi? Hadi bunda da ölçelim. Peki madem. Peki. Yazıyorum bak bunu da unutmayayım diye. Her yerde ıslandı bu arada. Cherry Red'den başlıyoruz dökmeye. Bak Cherry Red rengi şöyle görünüyor. Bakalım şu kırıldı mor tekrar kullanılacak mı? Tüm saça birazcık şöyle karıştırırız. İyi ya, cila olur. 64 ml'yim mi? Asıl baz rengim bu olacak. Tamam, şu an 79. 80 ml aynen. Cherry Red'den 80 ml koydum. Violet'ten bu... Kırıldı ya. Hiç hoş olmadı bu. Mordan. Şuralara falan çaşmış. Şunu da sıyırırsam. 5 ml falan. Yani arkadaşlar bu arada bakın. Bak şöyle sıyırıp tam göstereyim. Kızıl böyle, mor da böyle oluyor. Karıştırınca falan burada daha iyi göreceksiniz. Bunların lekesi hiç çıkmıyor bir de. Bunlar çok daha fena olur. Eldiven takacağım.
Magenta nasıl bir renk? Oo bak mor direkt buraya girdi ve bu çıkmayacak. Biliyorum yani. Daha önce kullandım bu boyaları. Çıkmayacak arkadaş. Keşke eldiven tak. Bu elim böyle. Elim en az bir hafta böyle olacak. Bu renkler asla çıkmıyor. Normal saç boyalarından çok daha kötü. Dikkat edin. Hemen bir bak hiç çıkmıyor. Normalde miseler su güzel çıkarıyor bunu. Aklınızda olsun. Bak çıkarabildim de daha yeni olduğu halde kazıya kazıya. Ben bir eldivenimi giyeyim de. Şimdi magentanın rengini görmek istiyorum. Şuraya bir azıcık. Bak şimdi magenta böyle. Arkadaşlar. Ortadaki kızıl red, cherry red. Bu magenta biraz daha pembe. Biraz daha şöyle karıştırırsam daha iyi anlarsınız da. Bakın kenardaki tınısından görebilirsiniz. Bu kızıl red. Cherry red. Bu da mor. Bu üç rengi yüzdeleriyle ayarlayıp bir şeyler yapacağız. Photoshop'ta yaptığımda, Photoshop'ta böyle yüzdelerini ayarlamaya çalıştım. Mordan 1/3 civarında koyarsam güzel oluyordu ama çok da mor yapmak istemiyorum. O biraz beni gerdi. Şimdi magentadan çok koymayacağım. 7 ml koydum. Cherry'den biraz daha. 10 ml daha koydum. Mordan kaç koyalım? Bir şu renkleri karıştıracağım. Moru karışımın verdiği renge göre seçmek istiyorum. Hiç anlaşılmıyor ki buradan. Çok konsantre görünüyor çünkü burada. Saçta böyle durmayacak tabii. Saçta nasıl durduğunu anlamak için demin yaptığım yöntemle renkleri şöyle sıyırıp mesela bir peçeteye çok azıcık değdirip şöyle sıyıracağım. Şu anki rengimiz şu. Biraz daha mor lazım. Biraz daha mor lazım. Kutusu şey tabii. Oh. En mantıklısı böyle koymaktı bu arada. Etrafı hiç kirletmeden. 10 ml daha koyduk. Morumuz şu an 15 ml oldu. Karıştıralım bakalım. Baksanıza mor şurada nasıl kaldı. Şöyle. Bir şey diyeceğim güzel oluyor. Güzel. Güzel güzel. Bir tık daha mor koyayım mı abartır mıyım? Kalemimizi de mor yaptım bu arada. Yani totalde şimdi 90 ml'den 7'si 90 ml cherry red oldum. 15 ml mor oldu. 15 mor abartmış oldum. Abartmayalım. Tekimizi de kabartmayalım. Ben bu kombi okeyim bu formülasyonla. Birazcık volümünü arttırmak için saç kremi de ekleyeceğim. Yetmez. Yeter mi diye kafamda bir düşündüm de hangi saç kremini ekleyelim? Bakalım bir. 69 ml koydum şimdi. Bir karıştıracağım. Aşkım renk böyle. Tam cherry red oldu. Görebiliyor musunuz? Yani tam göremiyorsunuz ama bak. Çete daha. Bak şimdi. Böyle bir renk. Güzel. Hadi başlıyoruz. Bu iki. Okey. Boyamaya üstten başlayacağım bu arada. Boyama etmezse altlara yetmesin. Üstler benim için daha önemli. Ton boyama faciasından sonra öyle bir taktik geliştirdim. Bu kadarını ayıracağım. Alt kısmını toplayacağım. Aa tokam yok. Hazırım. Baksanıza nasıl akmış saç rengim. Neyse. Evet başlıyorum. Aşkım biraz fazla mor olmuş olabilir. Ama tam cherry red olacak bak. Aman. Arkadaşlar korkanın çocuğu olmazmış. Valla morsa da mor olsun. Bana ne? Aşkım biraz abartı bir renk mi? Neyse. Her aşamasında aşırı gerilmem. Yani sanki o eski Kardelen'in mor saçına dönecekmişim gibi hissettim. Baksanıza. Neyse ya. Göreceğiz. Aşkım göreceğiz. Hadi bakalım. Valla benden günah gitti aşkım. Çok hızlı akıyor çünkü diğer boyalar. Bence bu geçici boyalar daha da geç akıyor ve saça da zarar vermiyor. Saçın üstünde kılıf gibi duruyor çünkü. Oksidan kullanmıyorsun. Çok heyecanlıyım. Kulaklarım boyanacak bu arada. Ben ne yapmam? Çok korkuyorum arkadaşlar. Bu arada arkada yine Avrupa yakası açık söyle. Aşırı gerginim şu renge bak. Gergoyum gergo.
Aşkım çok geriliyorum ya. Baksana burası da çok mor boyandı. Her boyayışımda daha çok geriliyorum. Bu renk beni çok geriyor. Ama güzel olacak gibi. Ya saç dibine değdirmemeye çalışıyorum. Saç dibini boyarsa bu geçici boyalar korkunç boyuyor. Aşkım bayağı güzel olacak gibi de yüzüme yapışanlar çok mor çıkıyor. Biraz geriliyorum ama güzel olacak gibi. Baksanıza şunlar çok mor. Baksanıza her şeyin rengine. Bir şey diyeceğim, boyam bayağı kaldı bu arada. Buralar bitti. Aşkım ben sanırım mor olacağım. Bak hem ellerime bak, hem buraya bak, hem yüzüme bak. Merak. Tüm saçım bitti şu an. Boya azıcık arttı. Onu da arka kısımlara ve uçlara süreceğim. Bayağı koyu oluyor bu arada. Ama güzel gibi. Bir foto çekmek istiyorum. Yüksek müsaadenizle. Story. Şu etraftaki yerleri de derime bastırmadan yavaş yavaş boyamaya çalışacağım. Şuraları. Tamam. Şuranın haline bakar mısınız? O kadar zordu ki bu saçları boyamak. Aşkım boyaya değince elim pembe oluyor. Ay neyse gelin bakardılar. Çok fena. 2 saniye tarağı yıkayayım diye tuttum. Tarağın pembeliği elimden geçmiyor şu an. Geçici boyanın bu kadar kalıcı renk yaptığını unutmuşum tamamıyla. Aşkım ben biraz dinleniyorum. Yeter artık. En az bir saat duracağım. Kaç saat duracağımı söylerim. Biraz dinlenip geliyorum. Burayı toplama işlerini normalde hep sonraki güne bırakıyorum ama bu sefer öyle yapmayacağım çünkü 35 dakika var, 45 dakikaya alarm kurdum ve saat şu an, hemen göstereyim aşkım, 4. Son hali böyle bakın, renk şeyini göstereyim, bayağı morluk var. Ellerim zaten mosmor oldu ama çok bence güzel tuttu. Ama şu an kurutup şekillendirmeye hiç mecalim yok. Saat 4.30. Bak şuralarda bazı yerlerde fazla morluk var. Ay bilmiyorum, neyse durun. Tarayacağım, kremlerimi falan süreceğim, uyuyacağım. Yarın sabah kurutup bakacağız. Baksanıza tırnaklarım mosmor oldu. Her yerim boyandı aşkım. Geçici boyalar böyle mahvediyor. Oldu sanki. Ben daha koyu saçı daha çok sever oldum bu sıralar. Açık renk saçtan iyice soğudum. Güzel oldu. Vallahi yatacağım aşkım böyle. Kurusun sabaha. Yoruldum. Hiç kurutmayla uğraşmayacağım. Yastığıma bir havlu şey yapacağım. Çünkü ilk yıkadığımda çok iyi durulayamadım da fazla her yere böyle. Bakın ellerim falan da her yerimi boyadı. Yastığımızı ilk gece boyayabiliyorum. Yastığıma bir havlu serip uyumaya gidiyorum ben. Yarın görüşürüz. Günaydın canlarım. Edit yapma arası verdim hemen. Gece saçlarım ıslak uyudum. Sabah uyandı o kadar dağınık, o kadar kötüydü ki asla videoyu açamayacak durumdaydım. Saçlarımı güzel bir ısısız şekillendirme yöntemi var. Böyle farklı bir şeyler topluyorum. Onu yaptım. 1-2 saattir bekliyorum. Artık açıp rengi gösterebilirim diye düşünüyorum. Tırnaklarım bu şekilde bu arada. Bir sürü yıkadığım halde geçmedi. Aşkım bir dur. Bir izin ver bana. Bayağı güzel duruyor rengi. Direkt size bir şey ışıkta göstermek istedim. Hava kararmadan. Edit daha bitmedi ama. Kötü olmuş bu arada ıssız şekillendirmem. Fazla dalgalı olmuş. Harmony saçı gibi olmuş. Hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi bu dalga ama renge bakın.
Ama rengine bakın. Rengi tam tutmamış mı? Tam. Harika. Evet, işte budur ya. İşte bu. Rengini tam tutturmuşum. Biraz fazla mor. Neyse bu akacak zaten ama mor yani. Mor. Bayağı bir mor. Ama çok güzel. Birazcık düşsün dalgalarım. Rengini öyle daha iyi göstereceğim size. Güzel oldu. Ki bence cildimi daha sağlıklı, daha şey ışıl ışıl gösterdi. Ben sevdim ya. Ben bu rengi çok sevdim. Arkadan da göstereyim. Bir şey diyeceğim. Şurada bir benim oksalatisim var. Oksalatis mi? Neydi tam hatırlamıyorum ama. Süs yoncası, uyku çiçeği falan da deniyor. Rengi buna aşırı benziyor şu an saçlarım. Twinsies. İkiz olduk aşkımla. Aşkım. Aynı renk bak. Aynısı neredeyse aynısı aşkım. Yerim seni. Böyle dibimizde dursun. Seviyorum. Bu da bu sıralar güzel çiçek açtı. Çiçek açtı benim bebeğim. Neyse hadi gel. Evet aşklarım, bu şekilde. Ben aşırı aşırı beğendim. Altına şöyle farklı bir renk bir şey koysam daha mı iyi olur ama siyahla daha iyi görünüyor bence. Siyah beni daha güzel gösteriyor. Saç renginin farkında anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet saçlarımın son hali bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kendime bakmalara doyamıyorum. Sürekli kendime bakıyorum. Affedin tırnaklarım. Allah. Neyse. Bu arada kulaklarım pembe artık. Bakın bu da. Dalgası olmadı. Dalgasını boş verin ama çok kötü toplamışım bu sefer. Bu arada aydınlık olmayan yerde aşırı koyu. Güzel ya. Ay bilmiyorum, hala alışamadım. Hala çok garip geliyor. Çok farklı bir renk. Evet ben edite geçiyorum şimdi. İnşallah bu videoyu bugün size yetiştireceğim. Geç saatlerde olsa. Büyük ihtimalle çok geç saatte, uygun olmayan bir saatte ekleyeceğim. Onun için video çok fazla izlenmeyecek. Lütfen yorum bırakmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle yaparsanız videolarım, verdiğim emeklilerin karşılığını biraz daha görmüş olurum. Videolarıma fazlasıyla emek veriyorum çünkü biliyorsunuz. Dün gece 5'e kadar sizler için saç boyadım. Ben kendim için boyuyor olsaydım bir hafta sonra ertelerdim renk tazelemeyi falan. Hepsi sizlere böyle değişim şeklinde gösterebilmek için. Evet canlarım, sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorum bırakmayı, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.